19 Kasım Pazar günü Türkiye genelinde aşırı yağışlar vardı. Ancak özellikle Zonguldak ilimiz Karadeniz Ereğli ilçemizde yoğun yağışlar neticesinde sel, su baskınları meydana geldi. Ve ayrıca Kafkametler isimli bir gemimiz maalesef battı. Bu aşırı yağışlar neticesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında AFAD'ımız ve valiliğimiz koordinasyonunda 74 vatandaşımız, mahsur kalan vatandaşımız kurtarıldı. Ancak maalesef 3 vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Yine Kafkametler isimli geminin de 12 mürettebatından haber alınamıyordu. Pazar gününden bu zamana kadar 7-24 esasına göre yürütülen arama, kurtarma ve tarama faaliyetleri neticesinde bugün itibariyle 12 mürettebatımızdan maalesef 5 mürettebatımızın cansız bedenine ulaştık. 7 mürettebatımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı biz 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla birlikte yapıyoruz. 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, 3 drone, yine deniz kuvvetlerine bağlı Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma gemilerinden birisi bu operasyonları yürütüyor. Su altı robotları ve yandan taramalı sonar dediğimiz ekipmanlarla arama ve tarama faaliyetlerine AFAD'ımız, deniz kuvvetlerimiz, sahil güvenlik komutanlığımız, jandarma SAK timleri, emniyet genel müdürlüğümüz ve kıyı emniyeti genel müdürlüğümüz ve profesyonel 44 dalgıçla devam ediyoruz. Sadece geminin içerisini değil, buradaki kilometrelerce sahayı da sürekli arıyoruz. Hem gece, özellikle gece de bu taramalara devam ediyoruz. Gündüz havanın müsait olması halinde de geminin içerisinde yerini biliyorsunuz tespit etmiştik. Arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyoruz. Sel neticesinde meydana gelen zararlarla ilgili olarak da AFAD'ımız, valiliğimizle beraber çalışmalarımızı tamamladık. Onlarla ilgili vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Onların zararlarının giderilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda gerekeni inşallah bugün itibariyle yapmaya da başlıyoruz. Yeter ki cana gelmesin. Keşke bu kayıp vatandaşlarımızı sağ olarak kurtarabilsek. Bütün çabamız bu yönde. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gemi arkada görmüş olduğunuz limanın mendireğinin ucunda ve o mendireğe yaklaşık 20 metre mesafede battı maalesef. Derinlikle 20 ile 15, 20, 25 metreye kadar derinlik var o bölgede. Bir dezavantajımız mendirek olduğu için sürekli dalga oluyor ve üstten dalga geliyor, alttan suyu sürekli bulandırıyor. Yani normal hava şartları çok durgun olsa bile orada sürekli bir dalgalanma olduğu için biraz işimizi zorlaştırıyor. Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman dalgıçları, birinci sınıf dalgıçları kameralarla beraber gemiye giriyorlar. Biz de yukarıdan izliyoruz. Hakikaten görüş mesafesi çok düşük. Yer yer 15 santim, zaman zaman 30 santime çıkıyor. Buna rağmen yine de ısrarla takip devam ediyor. Bu arada balçık dolmaya başladı geminin içerisinde. Yani orada çok yoğun bir çalışma var. Aslında riskli de bir çalışma var. Yani gerçekten çok dikkat edilmesi gereken, çok özenli davranılması gereken bir çalışma var. Bu arada o dolan balçığı da şimdi motopomplarla çekmeyi planlıyoruz inşallah. Ve bütün geminin kameralarına, geminin işte bölmelerine, her tarafa
dalgıçlarımız bakıyor. Orada görüş mesafesi çok düşük olduğu için ve akıntı da devam ettiği için bir bakmış olduğunuz yere bir daha bakmanız gerekiyor. Yaklaşık 4 gündür bu işi yapıyoruz. Hemen hemen her gün bu işlemleri yapıyoruz. Aslında sadece geminin içini değil, yüzey taramasında yapıyoruz. Bir cenazemizin bir tanesini maalesef deniz yüzeyinde bulduk bugün. Gemin içerisinde değil. Bu ihtimali de göz ardı etmiyoruz. Dolayısıyla alanda, büyük bir alanda, geniş bir alanda yoğun bir çalışmamız var. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak Valimizin büyük çabası. Onun organizasyonu AFAD'ımızla beraber. Bütün yetkililer buradaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Kıyı Emniyetimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız, AFAD'ımızla beraber inşallah 7 vatandaşımıza, kayıp vatandaşımıza da ulaşmak için saat saat operasyonumuzu devam ettiriyoruz. Hava şartları bize müsaade ettiği müddetçe arama tarama faaliyetlerine ara vermeyeceğiz. Ne zaman ki hava şartları uygun olmazsa o zaman ara vermek durumunda kalacağız. Ona yönelik de ilerleyen günlerde ve saatlerde bütün Türkiye genelinde ikazlarımız da olacak. Vatandaşlarımızın bu ikazlara dikkat etmesini özellikle istirham ediyoruz. AFAD'ımız tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından ve Tarım Orman Bakanlığımız tarafından valinin talep etmiş olduğu zararlar bakanlıklara iletildi. Biz AFAD olarak bugün itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına ödeme yapabilecek durumdayız. Hatta pazartesi de bu işlemler devam edebilir. Yani o zararları gideriz. Yeter ki cana şey olmasın. Keşke can kaybımız olmasaydı. Diğer zararların hepsini devletimizin imkanları çerçevesinde gidermeye muktedir bir devletimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız bu konuda çok bizleri sürekli talimatlandırıyorlar. O konuda vatandaşlarımız müsterî olsunlar. İlerleyen süreçte kesinleşen şeyleri sizlerle paylaşırız ama şu anda kayıplarımız olduğu için bizim bütün odağımız vatandaşlarımızı bulmaya yönelik.